gözümde tutuyor. Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen duygu aşağıdakilerden hangisidir? Betay, özlem. Özlem. O zaman bursa işaretliyor. İkisinde duygusal ifadeye yer verilmiştir. Davacı suçluların yakalanmasını istedi. Gün doğarken başladı bizim yolculuğumuz. Cümlesinde aşağıdaki duyguların hangisi hakimdir? Söyle bakalım Emre. C yalnızlık. C yalnızlık diyorsunuz. Evet, işaretleyelim. Sonucumuz. Evet, soğuktan üşümüş bu kedimiz. İçeriye aldık. Bu kediye bir de isim verelim. Adı ne olsun sizce? Sultan. Boncuk. Boncuk. Boncuk çok kedi de var. Bunun ismi daha böyle orijinal bir isim olsun. Berkay. Pamuk. Pamuk diye de çok kedi ismi var. Bunda kimsenin ismi olmayan bir isim verelim buna. Hiçbir kedi de olmayan bir isim verelim. Hasan. Kartal. Kartal. O başka bir hayvanın ismi. Duygu. Karton. Karton. Karton değişik bir isimmiş. Koyalım mı karton? Koyalım. Evet. Geldin kartoncuğum. Çok güzel kedi hocam. Yumuşak tüyleri var. Çok tatlı hocam. Hamuk sinirleri var. Durumların insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimlere duygu adı verilir. Sevinç, üzüntü, korku, öfke, mutluluk, kıskançlık, sevgi en sık yaşadığımız duygulardandır. Fatime gel. Benimle bu şekilde konuşma. Öfke. Öfke. Güzel. Sultan. Arkadaşlarımın bana yaptığı sürprizi görünce yüzümde güller açtı. Mutluluk. Son olarak, neden beni çağırmadınız sinemaya giderken diyor. Kim yapacak? Hatice yapsın bu sefer de. İsmin yerini tutan kelimeler. İsmin yerini tutan kelimeler ne diyordu? Zamirler. Peki kişi zamirleri nelerdi? Kişi zamirleri nelerdi? Emine. Oy, kedimiz de korktu biraz. Hadi gez bakalım. Sağ olun.